Allah'a dayanan, ona yönelen, ona tevekkül eden, iman eden, her şeyin üzerinde kahhar olan bir güce sahip olan, Allah'a iman eden bir adam kaybeder mi? Ümitsizliğe düşer mi? Herhalde şu an yaşadığımız problem bu aziz dostlarım. Allah Azze ve Celle'ye olan tevekkülümüzü yitiriyoruz. Allah'a olan imanlarımızı yitiriyoruz. Allah'a olan bağlılığımızı kaybediyoruz. Ümitlerimiz tükeniyor aziz dostlarım. Herhalde bundan dolayı yediğimiz her bir darbe bizi biraz daha geriye atıyor Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan emindi. Allah'a güvendi. Allah'a dayandı. Ordusunu bir cesaret için göndermedi. Ordusunu Muhammed'in ordusu böyledir desinler diye göndermedi. Tamamen alemlerin Rabbi olan Allah'ın güvenine, emniyetine sığınarak ordusunu yürüttü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevekkülde sınır tanımıyordu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vallahi bunu her daim aşıladı kardeşler. Bu anlayışı her daim aşıladı. Zatur Rika gazvesinden geri dönüyorlar. Allah Resulü ve mücahitler. Cabir İbni Abdullah anlatıyor radıyallahu anh. Müslümanlar ağaçların altında gölgeliklerde dinlenirken tam diyor uyuduğumuz bir sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini işittik. Hepimiz diyor uykulardan kalktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Dedi ki az önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az önce Bedevilerden bir müşrik kılıcımı kınından çıkartmış bana doğru uzattı. Bana dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu an şu elimde bulunan kılıçtan seni kurtaracak olan kimdir? Allahu Ekber. Şu an ölümle yan yanasın. Kucak kucağısın. Tabir yerindeyse benim kılıcımın gölgesi altında son nefesini yaşıyorsun. En keskin tarafınla boynunu vuracağım. En yakınında Ömer yok. En yakınında Ebu Bekir'in yok. Ali'nin yok. Ne yapacaksın? Seni kim kurtaracak deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi söylüyor. Ben diyor 3 defa Allah dedim diyor. Subhanallah. Senin elinden kurtaracak olan Allah'tır. Yalnız kılıç senin elinde olsa ne yazar ki? Kılıca keskinliği veren Allah değil midir? Boynuma dayadığında onu durduracak olan Allah'tır. Tıpkı İbrahim aleyhisselamı yakması gereken ateşin serin ve selamet olması gibi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hangi kurşun sana isabet edebilir ki? Allah seni himaye ettikten sonra, Allah seni koruduktan sonra hangi delici olan kuvvet sana zarar verebilir ki? Vallahi biz bunlara da şahit olmuyor muyuz? Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, halifeliği dönemindeyken geceleri gece namazı kılmak için mescide gidermiş. Mescid-i Nebeviye, subhanallah. Gece namazı kılmak için. Bir gün bakıyor ki etrafında arkadaşları var. O mescitte namaz kılarken arkadaşları da bir kenarda oturmuşlar. Hazreti Ali radıyallahu anh namazı bitirir. Arkadaşlarına doğru yönelir. Sizi burada oturmaya sevk eden şey nedir der. Derler ki ey müminlerin emiri biz seni korumak için buraya geldik. Hani sana zarar vermesinler, senin canına kastetmesinler, seni kaçırmasınlar. Ali bin Ebi Talib ne diyor kardeşler radıyallahu anh? Beni diyor sema ehlinden mi yoksa diyor yer ehlinden mi diyor koruyacaksınız? Hangisinden koruyacaksınız? Diyorlar ki yer ehlinden koruyacağız seni. Hani insanlar zarar vermesinler, kafirler, müşrikler, münafıklar zarar vermesinler. Hazreti Ali radıyallahu anh peygamberin terbiyesinden geçmiş. Peygamberin rahlesinde daha çocukken oturmuş. Tevekkül sahibi adam yönelir ve der ki, gökte karar verilmemiş hiçbir şey yerde diyor meydana gelmez. Allahu Ekber. Önce gökte karar verilecek. Ölümün karar verilecek. Hastalığın karar verilecek. Borç bataklığına yüzmem karar verilecek. Elimden, avucumdan çocuklarımın, eşimin, işimin gitmesi karar verilecek. Değilse bu karar verilmediyse yeryüzünde hiçbir şey gerçekleşmez. Sonra dedi ki, insanı muhafaza eden 2 melek vardır. İnsanı muhafaza eden 2 melek vardır. Allah'ın kaza ve kaderi galip gelirse o melekler onu Allah'ın kaderiyle baş başa bırakır. Allahu Ekber. 2 melek kader ile karşılaştıklarında Allah'ın kaderi yazmış olduğu baskın gelirse, galip gelirse
melekler korumaları çeker. Sonra devam etti, dedi ki benim üzerimde de dedi Allah'ın koruması vardır. Ecelimin geldiği gün o koruma kalkacaktır. Allahu Ekber. Bakın şimdi Müslümanlar, beni koruyan sizler değilsiniz. Sizin kılıçlarınız değil, sizin adamlarınız değil, çocuklarınız değil, savaş kabiliyetiniz değil. Benim üzerimde koruyacak olan güç Allah'tır. Ecelim geldiği gün o koruma kalkacaktır. Sonra yöneldi ve dedi ki bir kul kendisi için yazılmış olanın gerçekleşeceğini, kendisi için yazılmamış olanın da gerçekleşmeyeceğini bilmezse, dedi ki imanın tadını dedi asla alamaz. Subhanallah. Onlar böyle tevekkül ehliydi Müslümanlar. Onlar Allah'a bu şekilde bağlıydılar. Allah'ın hükmünden geçmeyen hiçbir şeyin kendilerine zarar ve fayda veremeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Taş yandan geçer Allah isabet ettirmediği müddetçe. Kılıç boğazı kesmez Allah nasip etmediği müddetçe. Kurşun İşlemez Allah nasip etmediği müddetçe. Ateşe atsalar yakmaz Allah nasip etmediği müddetçe. Kayalardan yuvarlasalar Allah nasip etmediği müddetçe bedeninize hiçbir zarar gelmez. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biz bu tevekkülü yitirdik Müslümanlar. Bu inancımızı kaybediyoruz.